Sümeyye Güven. Kozanın doğasını çok sevdim. Özellikle şu kısımları falan. Yüksekten tepeden kuş bakışı baktığım yerler çok güzel. Pandemi döneminde eve kapandığımız o süreçte doğayla iç içe olamadık. Burası bunun için çok uygun bir yer. Ben Emre Ataş, Kozan Ekspres gazetesi haber müdürüyüm. Evet, Adam Medyası olarak bugün Kozan'dayız. Kozan gerçekten tarihi, kültürü, doğasıyla çok eşsiz güzelliğe sahip bir yer. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Ancak şu noktada, tanıtılması noktada geri kaldığını düşünüyoruz. Özellikle biz basın mensupları buna öncülük yaparak vatandaşların buradaki turizme katkı sağlaması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Kazım Özgan'ın misafiri olarak buradayız. İnşallah güzel şeyler olacak Kozan için. Medler, Persler, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı zamanında önemli bir kent burası. Önemli bir kale burası. Sadece Kozan Kalesi değil, hemen 20 kilometre güneyde Anavarz antik kenti ve kalesi var. Anadolu'nun en büyük zafer takı orada. Yine kuzeyimizde Selefkoslardan antik döneme ait Karaçık Kalesi de bulunuyor. Osmanlı Sancak, Cumhuriyet ilk yıllarında il merkezi. Büyük Camii, Memlüklerden kalma. Anadolu'daki en önemli Memlük eseri. Yine tarihi çarşılar, yukarı çarşı, aşağı çarşı, cami, kebir, caddesi, sokaklar. Şu anda onarımlar devam ediyor. Hatta burada filmler çekiliyor. Burada kahveler içiliyor. Ama şu anda konsept olarak kültür turizmine, tabiat turizmine hazır bir Kozan var. İşte bunlardan bir tanesi. Bu terasların olduğu yer, manastırın olduğu yer, büyük cami etrafının olduğu, Anavarz Antik Kenti'nin, Karasik Kalesi'nin. Bununla beraber tabiat turizm dediğimiz şeyler, Kozan Barajı ve etrafı, Dağılacak, mesire alanı, iskelet tesisleri, düşler alemi gibi altyapımız hazır. Turlar gelmeye başladı. Buradan da tabii davet ediyoruz Adana'mızı, Adanalılarımızı, Osmaniye'mizi, Tarsus'umuzu, Mersin'i. 2013'te kalenin projesini ihale yapmıştık biz. Herhalde 28-29 İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gidecekler. Rölevesi bitti. Restorasyon projesi tamamlandı, kuruldan geçti. Şu anda restorasyon projesi devam ediyor. İnşallah onu da bitirdiğimiz takdirde mesela kale kapısının olduğu kısımdan başlayabiliriz. Bir de yürüyüş yollarını yapabiliriz. Burada birçok şey olacak tabii ki. Orada iki tane sosyal tesis olacak. Restoran, kafe gibi. Film platası olacak. Tarihi eserler müzesi olacak. Bir de karşı gördüğünüz evlerin oradan bir teleferik projemiz var. Bununla ilgili Alanya Kalesi'ni gezmiştim ben. Bir de Tünektepe, Antalya'da. O da inşallah düşüncelerin bir tanesi. Onu da hayata geçirirsek burası odak merkezi olacak inşallah. Önce 1 milyonu yakalamak, ondan sonra da 2-3 o şekilde. Zaten en büyük projelerinden biriydi. Dışarıdan gelen insanlar o zaman. Yani buradan giderken hediyelik bir şeyine götürebilsem. Sosyalleşen merkezimizde ilk önce ahşap ürünlerle.